Gölgelerin henüz uzamaya başladığı güneşli bir yaz ikindisinde tatlı tatlı esen Meltem'i soluyorsunuz. Kumsal, deniz, gökyüzü ışıl ışıl. O mis gibi havayı soluyarak yürümeye devam ediyorsunuz. Kaygısız, koşturmacadan uzak, sakin. Taş evlerin arasından geçiyorsunuz ve Arnavut kaldırımlarını arşınlayarak küçük, tatlı bir meydana çıkıyorsunuz. Etrafınız birçok sanatçının atölyesiyle çevrili. İşte bu güzel düşün gerçeğe dönüştüğü yerdeyiz, küçük köyde. Evet efendim, küçük köyün bir başka özelliği de sanat köyü olarak anılması. İşte bu köyde de sanatın öncülerinden Uğur Çalışkan'la birlikteyiz. Uğur Bey, nasıl başladı bu hikaye? 2013 yılında başladı. Ben burada 7 yıldır buradayım. İlk binayı, bu binayı aldığımda arkadaşlarıma da tavsiye ettim. Alaçatı'da benim eski galerimi buraya taşıdım. Ve bir vizyon koyduk ortaya, bir sanat köyü oluşturalım. Hedefiyle yola çıktık. Şu anda yaklaşık 8 sanat galerisi, 15 sanat atölyesi, 30 sanatçının barındığı köy oluştu. Ve içeride tabii 5 sanat disiplininden de sanatçı var. Bir sanat köyü oluştu. Şimdi peki ne yapıyoruz burada? Nasıl bir çalışma var içeride? Neler yapıyoruz? Biraz çalışmalarımızdan bahsedelim. Şimdi ben heykeltıraşım aslında. Multidisipliner bir sanatçıyım. Yani ne demek? Doğada gördüğünüz her türlü nesneyi, evet, hava dahil sanat nesnesine dönüştürme kabiliyeti edinme çabası. Yani ben o alanda şey yapıyorum ve konu da postapokalipsi. Yani bir yıkımdan sonra oluşabilecek dünyanın estetiği, işte Mad Max dünyası, maymunlar cehennemi buna örnektir filmlerde. Ben onun heykel alanındayım. Benim burada uyguladığım alan ise benim Hayati Misman hocam vardı. Baskı alanında dünyanın sayılı insanlarından biri. Onun dersinde aldığım için Orta Çağ köyü olduğundan Orta Çağ disiplinine uygun bir baskı sistemi geliştirdik. Ksilografi diye. Ksilog Latince ahşap demek. Ksilografi ahşap baskı sanatı. Orta Çağ makineleri topladım. Yaklaşık 30 kadar makinem var içeride ve Orta Çağ usulü sanatçılar burada geliyor. Aynı Albert Dürer gibi. Ahşabı oyuyorlar ve kol gücüyle baskı alıyorlar. Biz burada her yıl çalıştaylar yapıyoruz. Tabii dünyada 8 noktadan biri olduğu için Avrupa'dan da sanatçılar geliyor. İşte Lüksemburg, Fransa, Almanya. Onlara burada şu imkanı veriyoruz. Ben bütün malzemeleri veriyorum. Ahşap, kayın ağacı kullanıyoruz genelde. Ekipmanlarda hep 150-200 yıllık şeyler. Preslerimiz de 150-200 yıllık arasında. Bunlarla sanatçılar çalışıyorlar. Hem o uygulamayı tekrar yaşıyorlar. Albert Dürer'in o yaşamış olduğu hissi. Bizde de ilk uygulamayı ahşaba uygulayan İbrahim Müteferrika'dır. Albert Dürer'in 200 yıl sonra uygulamış. O tecrübeyi ediniyorlar ve herkes çok mutlu oluyor. Tabii biz de burada keyifli anlar üretiyoruz öyle. Oh, ne kadar güzel. Buru abi, yani şimdi boşnakların buraya gelmesiyle herhalde çok ciddi bir kültür yükselişi başlıyor. Yani sinemaların açılması, insanların yine o sosyal faaliyetlerinin hızlanması. Şimdi açık hava sineması değil mi şu bulunmuş olduğumuz? Önceden öyleymiş, evet. Burada şimdi hayal ediyorum ben. Arka arkaya böyle çakıllar arasında, çakıl taşlar arasında sandalyeler. İşte bir perde var ve o niye anlatıyorum? Benim çocukluğumda yazlığa gittiğim zaman Gemlik Kumla'da orada bir şey vardı. Yazlık sinema vardı. Yerler çakıl. Ha, yerler çakıl. İşte o küçük Kumla'da o sinemaya giderken de aynı o heyecanı yaşardım. İşte baraka bir yerden bilet, aynen, alır. Daha sonra hemen o kardeşimle beraber bir sinema gazozu alırız, yerimizi alırız ve başlamasını, evet, bekleriz. Böyle. O sinema gazozu var burada. Ha, işte. Şimdi onu içireceğim. Ya onu ben sana özellikle rica ediyorum. Çünkü birazcık burada müthiş bir nostalji kokusu ve dokusu ağır basıyor. O da çok güzel aslında. Dokuya da ne kadar bir güzellik katmışsın Uğur abi. Hakikaten bu da müthiş benim için. Bir duygu oldu burada yaşattığımız hem izleyicilerimize hem de buraya köye ziyarete gelecek olanlar için de bence bulunmaz bir fırsat olacak. Peki o dönemden şimdi günümüze geldiğimiz zaman sinemacılar burada yaşıyorlar. Ev alanlar var dedin. Burada hayatlarını idam ettirenler var. Onlarla ara sıra sohbet yaparken bu eski nostalji, işte Charlie Chaplin'in klasiklerinden bahsettiğin İtalyan filmleri belki mutlaka koleksiyonda vardır. O sohbetlerle ilgili takım şeyler de söylemek ister misin abi? Şimdi zaten amacımız
burada farklı disiplinler bir arada. Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde bu yaşanmış. Edebiyatçılar, sinemacılar böyle ortak bir yerlere gidip işte çiçek pazarlarında falan ortak entelektüel fikirler üretebiliyorlarmış. Son onlu yıllarda bu çok koptu birbirinden. Artık edebiyatçılar sinemacılarla, sinemacılar işte ressamlarla falan görüşmez olmuştu. Biz biraz onu da burada kırmaya çalışıyoruz aslında. Farklı 5 sanat disiplininden insan burada, bizim burada, diğer sanat galerilerinde, diğer kafelerde oturup entelektüel tartışmalar yapabiliyorlar. Zaten bu Smart Village'in değil ama sanatsal birikiminde her türlü kolektif, pozitif faydanın oluştuğu bir ortam yaratıyoruz biz. İnsanları bırakıyoruz her şey ve mayalanıyor orada. Onun çıktısı da güzel oluyor tabii. Şimdi sanat galerisine gelenler, özellikle mesela Küçükköy'ü ziyaret etmeye gelenler, buraya geldikleri zaman ilk olarak ne dikkatlerini çekiyor? Niye bakıyorlar? İlk geldiklerinde bizim bir meydanımız var. Bir boşnak börekleriyle bir karınlarını doyuruyoruz. Çok güzel boşnak böreklerimiz vardır her çeşitten. Çok güzel, evet. Meydanda genelde otantik börekler yapılır. Daha sonra karınları doyduktan sonra biz de ruh doyurma aşamasında bizim sanat galerilerimizde evet meydanın kıyılarında konuşlanmış durumda. Meydan ana ağırlığı çeker. Kıyılarda da köyün tali yollarında, arka kalanlarında da galerilerimiz var. Oralarda insanlar saatlerce vakit ayırabilirler. Bir galeriye girip orada belki bir gününü bile geçirebilir. Çünkü aldığı haz başka. Orada biz ruh doyumu aşamasına geçiyoruz. Bizim buraya mesela 20 yaşında gelip de mesela çok rockçı bir çocuk. Bulutsuzluk özlemi geldi. Geçen ayrılamadı. Bunlar burada çalıyor. Opera dinleyebiliyorlar. Veyahut da bir türkünün burada opera sandığında söylenmiş Kültür Bakanlığı'nın şeylerini, sitvi kayıtları benim arşivimde var, onları veriyoruz. Amacımız bir de bizim bu toprakların insanlarının, Türk insanının maksimum düzeyde evrensel sanat neymiş, nasıl yapılmış, nasıl hayata geçirilmişi gösterebilmek burada. O yüzden 20 yaşında gencim burada Cem Karaca'yı dinleyip veyahut da işte eskilerden Apaçları dinleyip burada saatlerce kaldığını bilirim. 5 dakika uğrayıp deyip de 3 saat oturduğunu, kahve içtiğini bilirim. Çünkü o entegrasyonu sağlamaya çalışıyoruz. Kültür entegrasyonu böyle bir şey. Hem yaşamak gerekiyor hem de onun keyfini çıkarmak lazım. Küçükköy'ü bu kadar özel yapan da yıllar içinde Balkanlardan aldığı göç olmuş biraz da. Kuş sesleri, taş binaları, damak çatlatan lezzetleri ve sanat galerileriyle bir düş gibi geçiyor günler Küçükköy'de. ...1912'de Yugoslavya Karadağ'dan, Kolaçin'den Türkiye'ye göçlerinde çok ızdırap çekmişler. Yugoslavya'da da Sırplardan çok ızdırap çekmişler. Yaya olarak kanlarla Yunanistan'a kadar gelmişler. Yunanistan'dan sonra gemilerle Ayvalık'a gelmişler. Ayvalık'a gelenlerin bir kısmı Ayvalık'a, bir kısmı Küçükköy'e, bir kısmı da Gömece yerleştirilmiş. Köye gelenler geldiklerinde belirli bir müddet Yunanlarla yaşamışlar. Ayvalık'a yerleşenlerse Ayvalık'ta yerleştikleri evde geldikleri yerde hayvan baktıkları için, hayvan bakmaya müsait olmadıkları için evler, onlar da köye gelmişler, göç etmişler. Ondan sonra Kurtuluş Savaşı'nda ilk Kuvayi Milliyeciler bu köyden çıkıyor. Ne kadar güzel. Köye geldiğiniz zaman nasıl bir yaşantı içerisinde buldunuz kendinizi? Yani o evler, buradaki insanlar, uyum nasıl oldu? Nasıl bir şimdi, birliktelik yaşandı burada? Tabii buraya geldiğimizde, büyüklerimiz buraya geldiğinde yeterli derecede boş ev yoktu. Bazı evlerde iki aile kalmak zorunda kalıyordu. Sonradan Kurtuluş Savaşı'ndan sonra herkes kendine bir ev buldu ve o eve yerleşti. Ama bizim burada kalan Yunanlarla herhangi bir şeyimiz yoktu. Yani büyüklerimizin anlattığına göre. Bir sorun yoktu. Savaş sonrasında, savaş sonrasında ne zaman Karaağaç'ta Yunan askeri çıkartma yapıyor, o zaman bizim Kuvayi Milliyeciler tepki gösteriyor. Hatta rahmetli Atatürk, Ali Çetinkaya Körfez komutanıydı, Ali Çetinkaya soruyor. Yani
Karaağaç'ta Yunan askeri çıkartma yapıyor. Halktan tepki var mı diyor. Rahmetli Ali Çetinkaya, evet. Ali Çetinkaya da Osmanlı ordusunda ama Atatürk'le birlikte hareket ediyor. Evet diyor efendim, halktan tepki var. Tamam diyor, bu iş bitmiştir. O zaman tabii Türkiye'nin her tarafında ekonomi bozuk. Oradan göç etmişik. Zeytin işlemesini fazla bilmiyoruz. Tabii. Çünkü Yugoslavya'nın Adriyatik sahillerinde zeytin var. Karadağ'da zeytin yok. Bizim tek şeyimiz hayvancılıktı. Şimdi buraya yerleşimler başlıyor ve bir yaşam aslında, yeniden bir yaşam kuruluyor. Yani Yugoslavya'daki, Karadağ'daki o yaşantıyı aslında siz daha sonraları burada tam köklü olarak oturtup kültürlerinizi, alışkanlıklarınızı tekrardan yeniden hayata geçiriyorsunuz. Radyo, televizyon, köyümüzde bir tek radyo vardı. O zamanlar radyolar da koca koca pilli radyolar. Siz belki gençsiniz, bilmezsiniz. Eski nostaljik. Eski ama bu kadar, bir de şu kadar bir pili vardı. İki pille beraber, iki pille çalışıyordu. Bir tek radyo ama insanlar bir şeyler eğlenmek istiyordu. Elektrik yok. Tabii, gaz lambasıyla. Köyümüzde 4 kişi akordeon çalardı. Ah, harika bir şey. Evet, 4 kişi akordeon çalardı. Gençlerimizin çoğunda ağız müzikası vardı. Ağız müzikası. Çok harika. Yani bir şeyler eğlence çok. Skeçler çok yapılırdı. Oyunlar. Oyunlar çok yapılırdı. Mesela şeylerde, Ramazanlarda gece sahura kadar kahvelerde tombala, oyunlar, skeçler oynanırdı. Yani köyümün yıkılmış vaziyette kalmaları, evlerini yıkıp, duvarlarını yıkık kalması, bahçe duvarlarını falan beni çok üzüyordu. Ama şimdi köyde bir takım girişimcilerin, yerli girişimcilerin, köylü gençlerin, bir takım dışarıdan gelen, köyümüze yerleşen, işletme açan, hem bu arada bu işletmelerde köyümün gençleri çalışıyor, hem kendi işletmelerinde, kendi aile işletmelerini yapıyorlar. Bu hoşuma gidiyor. Yani köy şu anda bacasız sanayi oluyor bizim köyümüz. Çünkü en azından gençlerin çalışma alanları oluyor. İş kolları açılıyor. İş kolları açılıyor tabii. Köyümüz daha modernleşiyor. Ülkemiz zaten turizme yönelik çalışmalar var. Ama bizim köy eski bir nostaljik köy olduğu için şimdi herkes böyle nostalji arıyor. Eski taş evleri, böyle butik oteller, yani lüks oteller, 5 yıldız oteller şey yapmaktansa köy havasını, köy yaşantısını istiyor. Burası hiç bozulmamış. Aynı şeyi, dokuyu biz muhafaza ediyoruz. Bunu korumak da kolay değil Önder amca. Biz, gençlerimiz çok itina gösteriyor bu işte. Sağ olsun gençler, bu işte çok itina gösteriyor. Bizden fazla, hatta turizme daha fazla yöneliyor gençler. Görüyorum. Hem esnaf olsun, hem evlerin önünden geçerken o kapıların önündeki teyzelerimiz, abilerimiz hep selam verip evlerin temizliği, dışarıdan bakınca o kadar güzel, düzenli ki. Bunlar benim çok dikkatimi çeken şeyler. Her geçtiğim yerden, her girdiğim mutlaka bir dükkanda bir selam ve bir çay ikram alıyorum. Trileçe mutlaka ikram ediyorlar. Varsa o anda boşnak buraya ellerinde o dükkandan hazırsa. Bunlar o kadar güzel duygular ki Önder amca. Sanıyorum sen hiç merak etme. Senden sonra gelecek olan nesil ve gençler bu köye sahip çıkacaklar. Bu köyün kültürünü, bu köyün geleneklerini, bu köydeki hayatı, inan yüzyıllar boyunca hiç değişmeden boşnak kültürünü ve burada diğer yaşayanlarla birlikte harmanlanıp bu kültür güzelliğin içerisinde yaşatacaklar. Küçükköy'e gelmişken öğlen yemeğimi sarımsaklıda, mavi bayraklı bir beach club'da yiyeceğim. Ve şu anda masamda görmüş olduğunuz güzel lezzetleri yapan genç, yetenekli bir mutfak şefimiz var. Ali Karagöz. Sevgili Ali, merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sizler nasılsınız? Vallahi biz nasıl olmayalım. Baksana, bir karnaval havasında şu anda. Çeşit çeşit lezzetler, renk cümbüşü, ahengi bir karnavaldayım ben. Şu anda bir Venedik karnavalında gibiyim adeta. Şimdi ben bir yandan Ali, bu yemekleri tadarken senden bunların hikayesini aslında biraz dinlemek istiyorum. Çünkü belli ki yapılışından dolayı bunların bir hikayesi var. Evet. Biz burada
Genellikle deniz ürünlerini kullanmaya çalıştık. Bölgesel ürünlerimizi ön planda tutabileceğimiz yemekler sunmaya çalışıyoruz. Çok güzel. Öncelikle şunu dipnot olaraktan geçmek isterim. Biz ürünlerimizde, yemeklerimizde tüm kullandığımız, içerikte kullandığımız bütün ürünlerde yemekleri doyumdan öte deneyimlemek için yapmaya çalışıyoruz. Biz de bunu size yansıtabilirsek çok mutlu oluruz. Önümüzde bulunan tabak karides. Heh, şimdi ona geleceğim. Tabanımız portakal sos ve limon sostan oluşuyor. Evet. Ayrıca kendi yaptığımız glazemiz var. İçerik olaraktan karides ve avokadodan oluşan bir tartarımız var. Ayrıca ekşi kremamız bulunmaktadır. Ekşi kremamızla biraz daha lezzeti hafifletmeye çalıştık bu durumda. Hmm. Bir kere çok hafif. Belli ki çok güzel bir doku vermişsin içeriye. Müthiş bir buluşma var içeride. İçerideki bu karışım hem aromatize olması hem de tat açısından beni çok mutlu etti. Bütün mutfaklarda yiyebileceğimiz aslında ama burada gördüğümüzde tabağından da farklı olduğunu anlaşılır zaten. Şimdi en alttan başlayalım. Fish and chips'tir bu. Fish and chips ve tartar sos. Evet, fish and menülerde... chips İngiltere aklımıza geliyor değil evet, mi böyle? Evet, kesinlikle. Fish and chips. Sürekli. Ama biz bunu kullanırken özellikle bu bölgede çıkan balıkları kullanmaya dikkat ettik. Hangi cins balıklar bunlar? Burada levrek yiyoruz. Levrek. Levreğimiz var. Özellikle buradaki balıkçılarımızdan elde ettiğimiz, satın aldığımız bir levrek bulunuyor. Evet. Aynı zamanda yoğurdumuzdan içerisinde kullandığımız turşuya kadar tamamen yerel lezzetler. Öncelikle amacımız bu. Yerel lezzeti güzel bir dokunuşla misafirimize sunmak. Patlıcan ve kırmızı biberden bir püre yapıyoruz. Bunu tartara uyumluyoruz. Bizim her yerde yiyebileceğimiz bir yemeğin aksine bu farklı bir lezzet olaraktan size sunmaya çalıştık. Tabii işte Ayvalık'ta böyle güzel bir yer. Deniz bunun en büyük bereketini aslında veriyor bize. Evet. Uzaklığı ben gittiğim zaman bu karideslere çok rastlıyorum. Evet. Ona evet. Benziyor daha iri böyle. Jumbo karides. Jumbo karides. Bunun hikayesini alalım senden. Şimdi bu yemeğimiz sizin geleceğinizin haberini aldık biz. Bu konuda size biraz hazırlık yapmak istedik. Teşekkür ediyorum. Misafirlerimize sunmak istediğimiz özel bir yemek. Normalde kullanmak istediğimiz karides mavi kuyruk karides. Evet. Mavi kuyruk karides de bölgeye has bir balık türüdür. Hmm. Deniz ürünlerimizdendir. Midyemiz ve karidesi biz burada altında tabanda kereviz püresiyle evet. Uyumlattık. Ve dip olaraktan tekrardan limon sos farklı bir içerik sunduk. Midyemiz normal bir pişirme sürecinin aksine farklı birkaç seçenekten geçip bu şekilde midyenin içerisinde sunmak istedik. Şunlar ne Ali? Midye. Üzerindekiler de fesleğen. Fesleğen. O zaman limon aroması ve fesleğen çok... Tamamen bağdaştırılıyor aslında. Evet, çok yani. Güzel. Çok yakışan yani şeyler. Bir uyum var. Şimdi bu önce şu püreden limon bakacağım. Sosumuz, evet, limon sosunda. Kereviz püremiz de var altında. Bunda da tatlı ve ekşi müthiş almanızı bu. Biz hedefliyoruz. Tatlı ve ekşi bir lezzet almanızı hedefliyoruz. Önce tatlı sonra ekşi geldi şu evet. Anda. Şikayet ettiğimiz bütün sorunlara çözüm. Salatamız. Oo, bu tam benlik. Kilolara bütün çözüm yani bence tamamen doyurucu, bütün diyetimizi bozmayacak net bir yemeğimiz bizim. Bu beni zayıflatır mı Ali? Zayıflatır mı sorusuna çözüm bulamıyorum çünkü özellikle vurguluyorum bunu. Kilo aldırmaz bunun garantisini veriyorum. Şimdi bu mozzarella salatası. Evet. Biliyorsun İtalyanların gözdesi bu. Evet. Ve ben de İtalya'da olduğum zamanlarda mozzarella salatası çok severek tükettiğim bir salata evet. Çeşidiydi. Tabii bu mozzarella salatasının detayları vardır, incelikleri vardır tabii sevgili ki, Ali. Aynı zamanda biz orada file badem kullandık. Evet, onu da mavi haşhaş kullandık. Tamamen diyete yönelik bir yemek ve doyurucu. Ali peki bademdeki o aromayı sirkeyle mi acaba biraz bütünleştirdin? Hani badem o yüzden mi kullanıyorsun? Şu şekilde badem yakışır tabii ki de çünkü. File badem tabii. Alıyoruz. Bölgemizde zaten buzda badem onu görmezden meşhur, gelmiyoruz. Tabii. Meşhur. Ayvalık buzda badem. Kesinlikle. Tabii. Biz o bademlerimizi file badem olaraktan kendimiz kavuruyoruz ve masamıza getiriyoruz. Ne o kadar şekilde güzel. Peynir çok önemli bir detay. Evet. Çeri domates öyle. Çünkü neden İtalya'ya, İtalya'da özellikle kuzey taraflarında süt ve süt ürünleri çok önemlidir. Kesinlikle. Apennin dağları bu bölgeler aşağı kuzeye doğru indikçe. İşte onun için mozzarella salatası çok zengin bir salatadır. İtalyanlar da çok yer bunu. Bu arada
Ama şu bir açık ve net, hani yaz aylarında vazgeçilmez bir kesinlikle. Hani ara öğünler olsun, öğlen yemeğinde bile sadece salata, şu mozzarella yemek çok güzel. Zaten şimdi şu bana anlattığın bu lezzetler, mavini denizin karşısında, evet, kumsalın en güzel yerinde. Bence yılda bir değil sefer mi? Veya iki sefer tatil yapan misafirlerimize bir yıl boyunca hatırlayabileceği bir deneyim. Yani bizim hedefimiz o kesinlikle. Bir akşam yemeğinde yiyebiliriz bu yemekleri ama gündüz bir beach club'ta bu yemekleri yediğimiz zaman bence tüm yıl aklımızdan çıkmayacak. Çıkmaz tabii, baksana o kadar, bir de hafif, bak hafif. Umarım. Söyleyeyim. Hani ben çok açık net yorum yapayım sana. Hafif, ağır değil. Bir doymuşluk tam bırakmıyor. Hatta evet, bir lezzet aroması bırakıyor ağzın tadının içerisinde. O da sana aslında daha iyi. Çünkü bunu yiyen bir gün sonra veya iki gün sonra gelip burada aynısını senden isteyecek. Dokusunda taş otellerin ve taş binaların var olması o kadar orijinal bir yer almış ki ben sokaklara dolaşırken sağıma sola baktığım zaman hep bu detaylar dikkatimi çekti. Evet, köyün bir kimliği var, kimliği bir ruhu var. Kesinlikle. Şimdi Evren Hanım, köye giriş hikayenizden başlayacağım. Ama ondan öncesinde Küçükköy'le ilgili ne söylemek istersiniz? Küçükköy'lü, ben bu yöreye yabancı değilim. 35 senedir yaz tatillerimi ailemle birlikte burada evimizde geçiriyorduk. Ama Küçükköy'le ilgili çok bir bilgim yoktu. Asıl otele başladıktan sonra büyüledi beni Küçükköy. Evet. O tarihi kimliği, insanların sıcakkanlılığı, hani hep... ait hissetmek istersiniz ya, o aitlik hissini hissettirdiler bana burada. Yani köye ait olmayı, evet, Boşnak halkıyla iç içe olmanız, evet, Onların kültür yumağı içerisinde bir arada olmak, aslında bir dokunun bir parçası olmuşsunuz siz de, değil mi? Evet, öyle onu görüyoruz şu anda. Peki şimdi gelelim şu Küçükköy'e giriş hikayenize. Yani ne oldu da sizi bir etken Küçükköy'e getirdi? Ne değişti hayatınızda? En baştan alalım, Küçükköy'e giriş hikayenizden başlayalım. Şöyle söyleyeyim, Ayvalık'a 35 senedir dediğim gibi ailemin yazlığı olduğu için sürekli gelip gidiyordum. Ama ailem yerleşti buraya ve bana da hani yerleşmemi istediler, öyle bir teklifte bulundular ama ben asla diyordum hep. Yani ben bu kadar küçük bir yerde yaşayamam. Kış nasıl geçer? Bir sürü endişem vardı. Ama bir gecede karar verdim ve bir günün içinde buraya taşındım. Biraz büyük konuşmuşsunuz sanki. Evet, büyük konuştum. Değil mi? Ve hiç pişman olmadım. Fakat ne kadar büyük bir cesaret. Yani bir günde karar veriyorsunuz, evet, ve hayatınızın döngüsü değişiyor aslında. Kesinlikle. Ve çok güzel bir şekilde değişti. Çünkü burada o gri şehirlerden sonra kuş sesleriyle uyanıyorsunuz. Bakınca kafanızı kaldırdığınızda her yerden gökyüzünü görebiliyorsunuz. Siz de fırsatını bulduğunuzda gelin ve kendiniz deneyimleyin bu hayali. Bir sonraki Yakın Uzaklarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.